Selamlar millet, ben MVP, DeepCraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. En son bu arkamda gördüğünüz sandık odasını yapmıştık ve ben buraya ufak tefek eklemeler yaptım ama önce bu videoda Hüseyin de bana yardımcı olacak. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi ben şu yeni yaptığım yeri de göstereyim. Buraya bir tane yatak odası tasarladım. Burayı yaptıktan sonra sandık odasını, işte onu videoda gösterdim, arkadaşlar gördü. Böyle sadece sandık odası oldu, yatak atacak yer bulamadım. Ulan dedim şuraya bir yatak odası yapayım. Sonra sen benim balık farmının orada demiştin bunu. Deniz var abi senin orada. Orayı açıp camdan bir yer yapsak mı? Aynen abi. O da buraya kısmet oldu. Sonra biz gittik Hüseyin'le şu deniz hıyarlarından falan çoğalttık. Neydi bu? Ne diye çevirmişler Hüseyin? Prizma mı? Prizom. Deniz prizom diye çevirmişler. Böyle aydınlattık burayı ama bu hala çirkin bir görüntü bence. Bir şeyler falan topladık. Koral bloklar. Onlarla da bir ara uğraşacağım. Videoda mı yaparım? Video arası mı? Belli olmaz. Şimdi bu bölüm ne yapacağız Hüseyin? Bu bölümde abi senin base'in için ve senin ihtiyaçların için demir farmı kurmaya başlayacağız. En azından demir sorununu çözmeye çalışacağız senin için. Sen bir de çok iyi bir sistem geliştirmişsin daha iyi. Yok, ben geliştirmedim. Ben geliştirmedim ya. Şimdi çocuğun adını hatırlayamadım da linki bırakırım ben videonun açıklamasına. Yabancı bir kanaldan gördüm. Ya çocuğun iddiası bu. Ben tabii test etme imkanım olmadı pek. Diyor ki o normal yaptığınız farmdan birazcık daha verimli diyor. Onu deneyeceğim. Hatta olmadı bir tane eski farmdan yaparız. Bir tane yeni farmdan yaparız. Bakarız nasıl bir şey oluyor. Ben şuraya malzemeleri sandığa depoladım. Zaten çok bir şey lazım değil. Geçelim hatta yapımına. Yalnız şöyle bir şey var. Ben bunu base'de görünsün istemiyorum. Çünkü orada kapılar falan olduğu için, köy olarak da algılandığı için o köylülerin durduğu yer. Üzerini bloklayamıyorsun. Ben daha önce köylü farmında denemiştim onu. Giydirmeyi denemiştim. Bir iki blok yakınına şey koyunca giydirmek için bozulmuştu, çalışmıyordu. Bunda da öyle sıkıntı olur diye belki dışını giydiremem. O yüzden ta tepeye bir yere yapacağım. Yani ta 250'lere falan çıkacağız. Hatta zemini 240 falan yaparız. Dünya sınırı 256 zaten. Aynen. 38, 39. Hop, şunu da koy. 40. Konabilecek mi buraya? Hop. Tek attım. Hop, tamamdır. Şimdi al sana da blok atayım ben. Hemen bir platform oluşturayım. Aldın mı sen? Geri ver. şey yapacağız Hüseyin. Her köşeden bu köşeyi bir saydığın zaman 21 bu tarafa, 21 bu tarafa. Ben şimdi bu tarafa doğru gidiyorum. 3 oldu benim. Sen de buraya doğru git. Oraya değil. Aşağıya baksana nerede şey. Bu tarafa doğru gideceksin. Şuraya doğru mu? Şuraya doğru gideceksin. Şuraya doğru. Aşağıya baksana, görmüyor musun sen şeyi? Aşağıdaki toprakları. Aa. 12'de bende görünmüyor abi. Hadi ya. Benim vallahi. Benim 14'te ama çaklar 12'de zaten. Nasıl görünmüyor ya? Bulutlar... 17 yaptım. Oo, uçtu abi, bayağı açıldı. Aa, çaklar o zaman açık server'ın. Biz 12'de diyebiliyoruz ama. Galiba öyle. Neyse dur, devam edelim. Video şimdi bunu tartışacak zaten değil. 3, 4, 21 gideceğiz Hüseyin. 5, 6. Nereye gidiyorsun? 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21 mi abi toplam? 20 gideceğim yani şu an. Abi köşeyi bir say işte, devam et. 3 orası. 3'ten devam et işte 4, 5, 6 diye. Burası 21 oldu. Ben de şuradan bir daha sayayım. Hem teyit etmiş oluruz. 3, 4, 5. Şimdi bunun içini komple dolduracağız. Hatta gene ben burayı hızlandırırım. Zınk diye dolmuş halini görür arkadaşlar. Şimdi burayı 21'e 21 çevirdik. Şimdi abi bak. Normalde burası su akacak yer. Su biliyorsunuz 8 blok akıyor. Tam bu köşeden suyu bıraktığınız zaman şu ortada 3'e 3'lük bir alan kalıyor. Yani 8 bu köşeden, 8 o köşeden. Ortadaki 3'ü de koyduğunuz zaman 21 aslında. Mantığı bu. Şimdi suyu akıtmak için... Abi istersen için... bir yapalım. Deneme yapalım. Evet, şey yapacağım. Zaten evet. Olay şu. Yok, onu yapmana gerek yok. Zaten şey de şöyle. Dışındaki suyu akıtacağımız platformda şöyle çeviriyorum abi. Bunun dışından slab döneceğiz. Var mı slab'in? Var abi. Tamam, aldım, güzel. Şöyle dışından slab döneceğiz. Şimdi bu yaptığımız yeni olan mı abi yoksa? Aha, aynen bu yeni olan. Eski versiyonu yapmıyorum. Bunun anlatımı Türk kanallarında var mı? Yoktur herhalde. Çünkü çocuk da yeni yapmıştı benim gördüğüm. O zaman 1.13 için. Ha evet, çocuk zaten belirtmiş 1.13 için diye. 1.12'de çalışmayabilir bu arada yani. Şurayı da kapattık, tamam. Şimdi burada bir blok su yüksek oluyor ya.
şey olmaması için, sınırsız kaynak olmaması için. O yüzden şu köşeler su olursa burası komple sınırsız su olur ve goremler doğduğunda işte akıntı olmazsa evet, hareket öyle, edemezler. Öyle kalırlar üzerlerinde. O yüzden orayı da şöyle dönmüşüm abi. Hop şudur. Şurayı da kır, şurayı da kır, şurayı da kır. Şimdi şöyle şu şeyi koyalım, referans bloğu. Ben öbür köşeleri de yapayım hatta bunu. Burada bir tane aslında şey var. Nasıl derler? Dikkat etmeleri gereken bir nokta var arkadaşların. Şimdi mesela bu suyu kırdın. Allah bende ipeksi varmış ya. Kırsana sen. Sen de ipeksin var. Gerçi elimle niye kırmadıysam. Şimdi burası su oldu ya. Tam şu su, şu bloğa, şuraya gösteriyorum. Tam şu referans bloğun yanına su koyarsanız gene sınırsız olur. Oraya da su koymayacaksınız. Yani suyu hep bir yanına koyacaksınız. Şuraya koyuyorsun suyu. Bir blok yanına. Ha, oraya. Bu tarafta da aynı şekilde. Aynen. Tek blok tek blok döşeceksiniz böyle. Ama o köşeye denk geldiği zaman köşeye koymayın. Tam bunun yanına denk gelirse koymayın oraya. Hep bir boşluk. Burada tam mı denk geliyor bir boşluk? Ben saymadım kreatifte. Direkt kovayla da koymuştum kreatifte denediğimde. Aynen abi. Tam, ha, aynen, tam böyle denk gelmiş. Köşeye bir koyduktan sonra demek ki birer boşluk yaparsanız aynen bu şekil. Tam istediğiniz gibi köşeler full su olacak. Ortada da 3'e 3'lük bir alan boş kalacak. Hatta ben de Hüseyin'in peşinden kırarak geleyim. Abi zaten şey vereyim. Yok gerek yok ya, elle kırarım. Zaten çok sürmüyor kırması. Bitti. Tamam bakın burada 3... Bir dakika lan niye 5'e 5 oldu? Bir blok büyük mü yaptık? 21 yaptık abi. 20 olmaması mı? Olması 21 lazım, olması lazım. Yok yok 21, bir saniye. Buraya göre 19 oluyor hesap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 8 daha. 11 eder. Ay 21 değil lan. Hesabı yanlış yapmışız. 20 aynen, değil aynen. mi? Ya gerçi fark etmez. 5'li de olur da. Bunu bir tık küçültelim acı. 5'li de olur. Normalde yani golemleri buradan da düşürebilirsin de. Doğru doğru, ben matematik hesabı hatası yapmışım. 8 8 16 3 daha 19 eder acı. Ben niye 21 dedim ki? Şeyleri saydım ya. Boşluk ayarlarken şu köşeler var ya. 19 burada boşluk, orada bir boşluk, 21 öyle saymışım. Bir tık içeri alacağız ya şeyi. Ha bir köşeden aynen. Ama niye oraya koydun? Ha suyu mu kapatıyorsun? Aynen abi. Tamam. Bir tık küçülteceksiniz beyler. Yanlış olmuş şey. Dip platformu 19 yapacaksınız. Bakıyorum. Aynen. Tamam. Şimdi şu referans blokları da kırabiliriz bu arada. İhtiyacımız yok ya. Düzelttik hemen şeyi. Birer tık büyük çıkmışız ya. Yani aslında yakalamanız gereken ortada şöyle 3'e 3'lük bir alan. Şimdilik açmıyorum burayı. Golemler buradan aşağı düşecek. Biz de düşmeyelim. Çalışırken zorluk olmasın. En son açarız orayı. Bu referans blokları artık ihtiyacınız yok. Suyu üzerine koydunuz. Sen nereye gittin ya? Uyumaya abi. Ha, aynen. Fantom derdi var değil mi ya? Niye uyuyorsun ki? Bir şey olmaz burada. Mob doğmaz diyecektim de. Pantolonlar bizi mahveder. Aynen. Şimdi bunun bir üst katı daha var. Hem kapıları koyduğumuz, hem kapılara referans olsun dediğimiz, hem de bazen golemler orada da doğabiliyor. Onu da direkt şuradan çıkalım. Onu da şu zemini saymayacaksınız abi. 1, 2, 3, 4, 5 koyacaksınız. Yani 4. bloğun üzerine, bakayım yanlış saymadıysam, 1, 2, 3, 4, aynen. 5. bloktan da şey yapacaksınız. Yani arada 4 blok boşluk bırakacaksınız. Bakın. 1, 2, 3, 4. 5. bloktan da gene aynı platformdan bir tane daha oluşturacaksınız. Bu aşağıdakinin aynısı birebir. Şimdi biz hemen onu da yapalım. Gelelim. Tamamdır. Üst platformu da yaptık. Şimdi abi buranın köylüleri ve kapıları kaldı. Kapılar için şu aşağı inmemiz lazım. Göstereyim onu da. Şimdi kapıyı 4 köşeye de koymanıza gerek yok eski sistemdeki gibi. Bunda abi 2 köşeye sadece kapı koyuyorsunuz. 6, 6, 12. 12 de diğer köşeye. Aslında sadece 12 kapı da yetiyor bir köy olarak algılanması için, ama verimi katlamak için mesela şurada bir kapı boşluğu. Şuraya da gene bir slab koyalım. Nerede benim kazmam? Şuraya çıkabileceğim mi? Şöyle çıkarım sanıyorum. Hop, tamam. Şimdi 1, 2. Şurası köylerin boşluğu olacak. O yüzden burayı şimdi koyuyorum ama kıracağız. Şuraya geçmem lazım. Ha. Şimdi bu köşeden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane blok geldim. Slab geldim yani. Ama yukarıda bunlar. Kapıları koyabilmeniz için. Alt taraftan olsa kapı koydurtmaz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kapısını koydum. Şuraya geçebiliyor muyum? Geçiyorum. Burada ne var? 3, 4, 5 ve 6. Bunların da kapılarını koyuyorum. 1. Hop şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi köylülerin haznesi de tam olarak aslında şu blok. Hop düş şuraya. Bakayım o blokta mıyım? Yok burada değilim. Köylülerin duracağı yerde burası. Şu bloğun üzerinde duracaklar. Hepsi aynı
blokta duracak. Tam aşağıdan bu, yani aşağıdan köylü getireceğiz. Tam bu blok üzerinde 10 tane köylü olacak. O yüzden köylülerin şöyle dışarı çıkamaması için bir oradan çeksene Hüseyin, blok koyayım. Şöyle bir alanla çevirmeniz lazım burayı. Yani böyle gözüküyor dışarıdan da bakın. 10 tane köylü tam olarak burada duracak. Şuralar fazla şimdi şu Hüseyin'in koyduğu bloklar. Onları üzerine durmak için koyduk. Bu şekilde köylüleri aşağıdan buraya çıkaracaksınız. Şimdilik şurayı kırdım. Uçayım tekrar. Doldurayım abi oraya hemen. Nereye dolduruyorsun mu? O kırdığın yeri. Koyayım mı tekrar burada? Yok yok, koymana gerek yok. Zaten aşağıdan suyla köylüleri çıkaracağız ya oraya. Ha okey o zaman. Ben şöyle dışına inmeye çalıştım. Şimdi bu kadar mı abi bu köylülerin yeri? Aynen. Tek blok, bir tane de karşıya yapacağım aynısından. 10 tane buraya, 10 köylü buraya, 10 köylü oraya, 20 köylü. O da verimi arttırmak için. Aslında tek tarafa koysan bile golem doğar ama o golemin doğma şansı geldiği zaman bir yerine 2 golem alabilmek için bu. Bir köy çok iyi yeri abi. Mantığı burada, bir köy mantığı orada. Köylüler buradan çıkabilir mi? Ondan emin değilim. O yüzden ben bir tık daha şöyle çevireceğim abi üstten doğru. Köylülerin çıkamayacağını garantileyim ben. Zıplarlarsa çıkabilirler mi? Çıkamazlar muhtemelen ama şöyle çevirelim orayı da. Şuradan geçeyim. Şuraya ince atayım. Aynısından bir de bu tarafa yapalım şimdi. Bu köyleri nasıl çıkaracağız buraya? Biliyorsunuz 1.13'te ruh kumunun yukarı itme özelliği geldi. İçi full blok olursa cam ruh kumunun üstü full su bloğu olursa baloncuk etkisi çıkarıyor ve baloncukla yukarı itiyor sizi. Aynı şekilde magma blok da aşağı çekiyor. Orada golemlerin yerini açtık ama erken oldu herhalde. Dur. Şöyle koyalım da dur golemler düşmesin daha henüz. Hatta üstten de düşmesinler. Tamam böyle kalsınlar. Düşmezler. Zaten 4 blok şeyler golemlerin çapı. Burayı 4'ten küçük yapmayın. Eğer yaparsanız tek blok yaptım ben oradan golem düşmüyor demeyin sonra. İlk önce o zaman Hüseyin şöyle şurayı doldurmamız lazım önce. Köyleri buraya kadar çıkaracağız. Nasıl yapalım? Şu su blokları var ya. Sende ne kadar su bloğu var? Hepsini aldın mı? 2 stack abi. Bunu da al. Hatta nasıl yapalım biliyor musun? Gel aşağı inelim. Aşağıdan en kolayı. Dur bunun köşesini... Abi istersen köylerin çıkışını falan güzelleştirebiliriz. Böyle görüntüde hoş bir görüntü yapabiliriz. Cam mı çıkalım? Sonra işkence çekeriz. Yok. Ya onu kırarken. Çit diyecektim ama çit de yavaş kırılıyor. O da yavaş kırılır. Bence topraklı çıkaralım ya. Abi istersen kum yapalım, kum bolsa. Direkt alttan kırarız. Ha, doğru. Kum mantıklı. Evet. Kabul ediyorum bu fikri. Kum mantıklıymış. Tam olarak burası değil lan dur. Şurada. Yerleri. Benim üzerimde bir tane keşke yer çekiminden etkilenen blok olsaydı ya. Dur abi. Yanlış yapmamak için en iyisi aşağı inip bir kum alıp geleyim. Şimdi köylüleri çıkarmak istediğimiz yer şurası ya. Şuradan bir yer çekiminden etkilenen blok bırakıyorum. Yani şu kum bloğunu. Nereye denk geliyor? Suyun içine gidiyorsa birazcık daha bırakacağım. Aynen suyun içine gitti. Birkaç tane bırakayım suyun üzerine çıkana kadar. Çıktı mı? Orası derin de olabilir ya. Çıkmamış olabilir. Hala çıkmadı. Ben bir bakayım abi. Belirteyim. Kum. Bayağı bıraktım. Abi çok az kalmış. Devam et. Ve çıktı. Tamam. Tam oradan yukarıya doğru su döşeyerek gelsene. Zemini ayarla. Full su bloğu döşeyerek gel. Bu arada hani yukarıdan su bırakalım aşağıya kadar su olur diye düşünmeyin. İçi tamamen su bloğu olmazsa ruh kumunun o özelliği çalışmıyor. İçini aynen tamamen öyle. Su bloğu ile doldurmanız lazım. Şimdi öbür taraftan abi, da. Ha buyur. İstersen şey yapmaya uğraşmayalım. Tek tek buz koymaya uğraşmayalım. Yukarıdan suyu akıtıp şey dikelim. O da mantıklı. Yosun. Aynen o da mantıklı. Yosunun varsa abi hiç. Kelp şeydeydi, fırında vardı bayağı. Hemen alayım abi ondan. Tamam. Ben de bu tarafı da belirleyeyim. Kelpten önce şey yapmamız lazım. Bu arada bayağı lag olacak ya. Çok da kırdım ama FPS kaça düştü? Dur. Programdan bakayım. 90'lara falan düştü. Şunları topla. Çabuk topla. Toplayamıyorum. Üzerim dolu. Şöyle bir stack toplayayım en azından. Bu kelpleri en güzel nasıl topluyorsun biliyor musun? Nasıl? Yunus sana etkiyi bir veriyor. Ha. Yukarıdan etkiyi bir topluyorsun. Mis. Çok hoş oluyor ya. Bu arada o şu an Minecraft'taki en hızlı ilerleme yöntemi biliyorsun değil mi? Aynen abi. Yunus'la her şeyden daha hızlı gidiyorsun ya.
Aynen öyle. Bu arada Yunus varmış dediğimizde. Hatta göstereyim ya, o kadar konuşmuşken. Neredesin Yunus? Bir etki versene bana. Yunus abi. Yunus abi. Nereye gidiyor lan Yunus? Heh. Bakın şu hıza bakın ya. Şu ya kanattan, kayıkla buz üzerinde gitmekten hepsinden daha hızlı şu etki. İnanılmaz ya hızı. Tamamdır millet. Biz aşağıdan yukarı kadar böyle kum döşedik. Oğlum nereye gidiyorsun? Ben yukarı yanına geliyordum. Yukarı tamam mı? Lan bir şey mi bitti elimde? Aynen abi. Buraya bir de bir olay yaptım sana, hemen onu da anlatayım. Hop bakayım. Köyleri şimdi, dışarı mı taşıracağım böyle? Şimdi köylüler nerede duracak mesela? Gel abi. Tek blokta orada. Burada. Allah aşkına. çıktım. Tamam çıktım yukarıdayım. Şimdi bu blokta duracaklar ya köylüler. Evet. Şimdi burayı kırıyorum ben. Tam buraya bir tane blok koyuyorum. Ve bloğun üzerine de şey, bir yok, tane buz koydum. Bunu dur, kırdım. Dur, göremiyorum seni. Ve burayı da anlat. Suya çevirdim. Altındaki bloğu kırıyorum. Aşağıya kadar su akıyor şu anda. Tamam. Yukarı çıkan köylüler şu tarafa doğru gidecekler. Tamam mı? Daha sonra biz hepsini çıkardıktan sonra, mesela 10 tane gönderdik buraya, hepsi geldi. Şey biz yapmana gerek yok ki. Yok yok. Bu tarafa yol yapmana gerek yoktu ki. Hepsi iç içe giriyorlar. Boğulmuyor zaten. Altında kalmıyor hiçbiri birinin. Altına nasıl blok koyacağız abi? Şey şuradan alttan yandan bir tane silep koyacağız. Bakayım. Ha, öyleyse öyle de olur abi, sıkıntı yok. Evet evet öyle bak ben şimdi. Şey yapmamıştım. Şu kumu kırınca zaten gözükecek buradan hemen. Şuradan hemen kumu kıracağız. Hemen silebi koyacağız. Kolay iş, kolay iş. Gerek yok. Denedim ben o şeyi. Kreatifte sıkıntı olmuyor. Şimdi sen suyu koydun, aşağı gitti değil mi su? Yok şu an kırdım abi. Şuraya akıyor diye. Tekrar koyacağım. Tamam. Neresi oranın yeri? Şur. Allah. Çektim kameraya. Ne serim Şamilen abi. Burayı kes, burayı kes. Tamam suyu falan nereye koyayım abi? İstersen sana vereyim, sen koy. Bir de daha iyi anlarlar. Tamam. Şuraya blok koyayım önüme. Aa, kum koymuşum lan. O da aşağı düştü. Allah'tan düşmedim abi. Ahmet abi kamerayı aldı. Tamam, aşağıdan platformu çektik. Bakın şöyle göstereyim size. Dört tarafını kumla çevirdik. Şimdi geleceğiz abi. Şurayı altını blok koydum önce. Suyu koyacağız buraya. Suyu kıracağız. Dışarı akacak şuradan, dur. Şuraya da koymamız lazım. Ve şuraya da koymamız lazım. Heh, tamam. Şimdi su aşağı doğru gidecek. Şunu da kır. Heh, su aşağı doğru gidiyor. Daha başka bir yer. Abi bu niye dışarı taşıyor şu köşeden? Beni sinir etti ha. Abi anlamadım ki. Tam blok koysak nasıl olur abi? Sıkıntı olmaz. Bir sıkıntı olmaz ya. Sile bir çevirelim, tam blok ne olacak? Hangi suyla birleşiyor? Ben onu anlamadım ki. Şurayı şöyle. Bu köşeler böyle tam blok olacak. Tamam. Bak buradan su akıyor. Sinir bozucu bir şekilde. Niye dışarı akıyor bu su? Bir kere koyuyorsun abi. Çünkü şey, iki su birleşiyor yani şimdi. Mekanikte şeyden, silepten su geçiyor ya diyor işte. O çok bozuyor, çok zorluyor. Tamam. Şimdi olay böyle. Bu köşeleri tam blok yaparsak çözülüyor. Tamam, okey. Şimdi aşağı kadar şey yaptık. Şey yapacağız değil mi? Kelp döşeyeceğiz. Aşağıdan buraya kadar su döşemek yerine. Hı-hı. O kadar aynen buz öyle. Bloğu harcamak yerine kelple kolayca çözeceğiz. Şimdi o aşağıda ben girişi ayarlamıştım. Dur bakayım. Kelp de şu işe yarıyor arkadaşlar. Mesela sınırsız su olmazsa balon bir çıkmıyor. Yani ruh kumunun itme gücünü kullanamıyoruz. Bize bu şekilde işte yosun döşerseniz su akıntıya, suya falan, o yosun onu sınırsıza çeviriyor. O işe yarıyor. Aynen. Göstersen nasıl yapacaksın? Böyle yukarı doğru yüzeceğim mesela aşağıdan. Kelp blok döşeye bakarak koyuyorum orada. Şimdi kelpin aynen konulduğu her şey su bloğuna çevriliyor değil mi? Tam blok oluyor abi. Sınırsız su. Tamamdır. Sen göster abi. Çok daha iyi anlayacaklardır. Kelp alayım üzerime. Duvara tıklaya tıklaya çıkabilirsin. Aynen. Abi. Sağ klik basılı zaten ya. Gidiyorum. Şey de kolay. Döşemesi de kolay. Hani zorluk çıkarmıyor size. Atlamıyorsunuz falan. Bakın böyle. Köylüler bu boşluktan işte rukumunu yukarı kaldırma kuvvetiyle yukarı doğru gidecekler. Yalnız bayağı yüksek ya. Yani normalde siz bu kadar yükseğe yapmazsınız zaten bunu. Ben dediğim gibi görüntü kirliliği olmasın diye tepeye yapıyorum bunu. Çünkü giydiremiyorsunuz bu farmı. Giydirdiğiniz zaman sıkıntı oluyor köy gibi algılandığı için.
Aha arada kaldım. Bu arada buraya şeyin etkisi gelmiyor, Fener'in etkisi ha. Boğulmayalım. Aynen abi. Gerçi respiration falan var ya kafada, sıkıntı olmaz. Bir canımı doldurayım. Ben devam edeyim abi. Tamam. Bir baloncuk kalbim kaldı. Kaçtayız? 230 gelmişiz ya. İki de bende var. Bir ve mis. Çok iyi. Tamam senin. Geldik yukarı kadar. Şimdi tekrar aşağı gidiyoruz. Şimdi su bloğu oldu burası. Benim üzerimde ruhumu var mı? Var. Şimdi komple sınırsız su oldu. Kelp'i kırıyorum. Ne lag oldu abi? Hadi ya. Bende sıkıntı yok. Bende bir blok oldu. Şimdi bu alttaki bloğu da çeviriyorum ruh kumuna. Bakalım baloncuk etkisi olacak mı? Bakın oldu. Ben şimdi buraya girdiğim zaman nasıl yukarı çıkarıyor görüyor musunuz? Köylerde böyle çıkacak. Aynen, köylerde aynen bu şekilde fırlayacaklar yukarı doğru. Boğulurlar mı? Çok yüksek burası diye bir şüphemiz oldu. Ben girdim bir test ettim. Çıkıyorlar. Sıkıntı yok. Boğulmuyorlar. Hop bakın buraya kadar çıkardı. Burada böyle takılacak köylüler. Şurayı kapatırız Hüseyin. Ben bir tık şuraya geleyim. Şurayı kapatalım. Köylüler çıkamasın buradan. Sonra biz alt şu köyleri buraya çıkarınca şu alttan slab koyarız onlara. Şimdi attım. Şimdi en uyuz kısım ya. Köylüleri taşımak. Aynen öyle. Şimdi buraya köylüleri kapıya taşıyoruz. Tam 10 tane köylü sokacağız o delikten içeri. Ve aynısını da diğer tarafa da yapacağız. 10 tane oraya, 10 tane de bu tarafa yapacağız. Size tekniği gösterdim. Şimdi buraları göstermeme gerek yok. Köylüleriniz neredeyse alacaksınız. 10 tane köylüyü yukarı yollayacaksınız Survival Mode'da. Millet geldik tekrar. Bu farm bizi bayağı uğraştırdı ya. Küfre çektim az kalsın. Abi çok uğraştık ya, şu köylüler var ya, lanet ya bunlar. Bunlar da bir benim saat geçti. Aynen öyle. Bir de Onur geldi bir ara. Aslında o kadar geçmeyecekti de Onur geldiği için 1,5 saat oldu. Oraları bilmiyorum denk gelmiş midir çekimde de, gitti köylerin yanına trolleyeceğim diye şey koymuş. Balon balığı, bütün köylüler zehirlendi ya. Şimdi bir tanesini daha yapmayacağız. İki tarafına da biz çıkardık. Hatta şöyle yukarı çıkalım hemen. Alttaki platformu falan kırdık. Bahsettiğim ruh kumu yöntemiyle. Aa bak tam buraya denk geliyormuş. Bahsettiğim ruh kumu yöntemiyle çıkardık ama yani vagonla çıkarsak daha kolay olurdu herhalde ya. Acayip uğraştık ya. Aha şurada bak. Vagonun altı şey, slab'in altı su kalmış. Alttan mavi mavi gözüküyor. Ah koyamadım. Ay fişeği nerede? Tamam neyse, sonra hallederiz onu. Çıkayım yukarı. Zaten golemler de doğmaya başladı bu arada. Bakın bir tane orada, bir tane orada var. Şimdi ne oldu lan? Bug oldu ha. Dondu bir oyun böyle kısa süreliğine. Şimdi şu aşağı inmemiz lazım. Sen koydun mu blok? Koymaya çalışıyorum abi. Bende su bloğu var ya üzerimde. Şey su bloğu diyorum, su kovası var. Şuradan ben şu an çözeceğim. Kaç blok aşağı inecek abi? Sen ne düşünüyorsun bana? Allah'ım su kayboldu. Bu ne saçmalık ya? Heh, geri geldi. Bilmiyorum ki. Kaç blok düşürelim? Cam var mı üzerimde? Varmış. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 inelim be abi. 5. Şuraya bir platform yapayım önce.
Suyu kapat abi. Nasıl düştün? Kapat suyu. Abi dur. Aşağı mı düştün? Tam burası nasıl ya? O blok koymuşsun sen ya. Dur, kırdım burayı. Cam yapacağım ya. Şey, lavla yandıkları yeri. Şurayı da kır. Kapkaranlık oldu bir anda diyecektim. Gece olmuş. Biri mi uyuyor? Allah'ım bir şey. Aşağı abi. Düştüm. T'ye basacağım derken. Aha tutunamadım. Yetmedi fişek. Fazla abi kedisiyle uyuyormuş. Fazla gece gündüz server'da ya. Adam çalışıyor. Dur şuraya aynen koyamadım. Yani. Ne yapıyor acaba? Bir ara onun benzinde... Ha söyle. Ben gittim abi, beni çağırdı. Baktım şeydi. Köylü farmı yapmışlar. Zaten herkes köylü farmı, demir farmı falan uğraşısında. Çünkü çok ihtiyacımız var bunlara. Buna uğraşıyor yani abi. Ben hopur yapamıyoruz. Hopur ya, rezillik. Aynen öyle. Normalde diğer ben sezonlarda olsa hemen ortak bir tane yapmıştık. Şu an herkes istediği kadar hopur yapmıştı yani. Aynen öyle abi. Bu kadar iyi ya. Buraya kadar inelim. Şimdilik şöyle bir doldurayım. Yalnız şuraya koyamadım. Şuraya da koyayım ha. Şurayı kır. Şöyle gel. Ne oluyor lan? Ha, kayı koymuş lan diyorum. Bu ses ne? İşte gidiyor. Aa! Kırıldı mı düşünce? Yok yok, seviştim ya. Şeyde de karaya düşünce de demeyi çalmıyorsun, biliyor musun? Kayıkla mı? 500. Aha. Hiç demeyi çalmıyorsun. Biz geçen sene şeyde Craft 1. sezonda evet. Altın farmına çıkıyorduk, kayığı koyuyorduk, altın farmına aşağı atlıyorduk. Sen hadi gel şu aradan gir. Aha. Geliyorum abi. Bir delikli kara var ha. Tuttur burada. Nereye gittin? Nasıl girdin lan? Ha yukarıdan mı girdin? Lan ben de sana troll yapacaktım ya. Yer miyim abi ben onları ya? Şimdi bu cevizlerin boyu 3. Üçüncü blokta lav olması lazım. Ama önce bir şu sandığını ayarlayalım bunun. Şuraya doğru bir gideceğim abi. Şurayı bir açalım önce. Hatta şunu koyayım. Sandık var mı yanımda? Aa sandık yok yanımda. Abi, yok, alsana iki tane hadi sana devam et. Bir ikili sandık aynen şimdilik abi. Yeter. Ya da bir iki tane al, dörtlü olsun. Ben sandık yaptım da hepsini huniye çevirmişim herhalde ya. sandık şurada olsa abi. Şurayı kırabilirim. Abi bu senin sandık odası çok güzel ya. Şu yatak yeri falan efsane. Ay valla onun kapısının önünü bir güzelleştiririz şimdi camdan görünen yeri. Şeylerle. Aynen öyle. Neydi onun adı? Mercan blokları mıydı adı? He mercan, Türkiye'si mercan. Mercanlarla bile güzelleştiririz böyle. Nasıl güzel görüntü olur orada. Azıcık daha kazacağım oraya. Bir planım var da. Şimdi hopperların hepsini şu cama baktırdım. Bu camın yerine de sandık koyacağız şimdi. Hüseyin getirsin. Şurada ne blok kalmış lan böyle. Ha o altı mı dönmüşüm ben öyle? O neymiş öyle orada? Komple gidiyor. Ha o fazla olmuş orada. Şurayı kapat. Şurayı kapat. Bu arada iki tane golem var zaten. Görmüşlerdir abi. Ha aynen yani gösterdim. Şuraya koysana sandıkları. Abi öyle yapmak için ben de yana geçmem lazım. Doğru. Artık konulmuyordu. Bir tane daha. Tamamdır. Burayı kapattık. İçeriği de kapatırız. En son biz çıkarız öyle yaparız. Şimdi... ikinci bloğa tabelaları koyacağız. Bu dediğim gibi golemlerin boyu 3. O yüzden şöyle ikinci bloklarına tabela koyuyorum abi. Hüseyin orayı kapatmam gerekecek. Aynen, hatta altını da kapat ya. Şöyle bir blok koydum. Böyle koydum bir tane. Sonra gene 3 tane bu tarafa abi koydum. yalnız şimdi 3'e 3 ya bu alan. Sadece köşelere koyarsanız tamam, köşeleri tutar ama ortaya akar. O yüzden şu tabelaya bakarak, shift basarak aynı zamanda bir tane daha koyun. Bakın ortayı da tutacaktır. Artık ortaya da akmaz. Şimdi lavları köşelere koyacağım. Toplamda 9 köşe var galiba. 3, 6. Aynen. Şu köşeyi koyduğun zaman zaten şunu ikili varsayın. Bunu çıkar. 8 tane lav yetecek yani. 2, 3. 4 ortaya koydum.
5 6 7 Aslında bu da yeterli de dolduruyorum işte ben. Akıntı olmasını istemiyorum çok. Vardır muhtemelen akıntı şu an ya. Tamam. Ben yanmıyorum ama golemler yanacak burada. Şimdi benim abi şuradan bir yerden çıkmam lazım. Abi abi gel gel abi abi. Onu kapat abi. Onu kapat. Kayıya mı bineyim? Tıkla abi aynen. Yetmiyor. Azıcık daha yanaşa. Tamam bindim. Hop indim. Kayı kıralım hop. Şurayı da kapattık tamam. Şimdi buradan toplayabiliriz. Tabii şuraya bir platform yapalım ki ben bunu şimdi uçarak gelip alırım da. Aşağı nerede? Ha, dizaynı görüyorsunuz. Sesim çatallaştı gene. Şuraya bir tane, bir tane de daha ileriye planlamıştım. Belki bu üçünü tek bir yere toplarım. Böyle golemleri suyla akıtırım. Sonra ortada bir yerde öldürtürüm. Ama şimdilik tek bu kaldı. Muhtemelen bir yakın zamanda da yapmam diğerlerini. Video arasında artık ne zaman müsait olursam o zaman tamamlarım. Şimdilik bana burası yeter. Ben buradan gelip toplayacağım şeyleri. Şöyle etrafımda çevireyim hatta. Lavı çek abi. Lavı çekeyim. Ha, aynen sen şeyleri kıracaksın. Tamam. Şöyle kapatayım. Çekiyorum. Yolla. Aha. Çıkamadın mı yukarı? Vurmamak için. Bir. İki. Ve üç. Hop hepsi hayır, geldi. Bak, golemler böyle kafaları değdiği için lava yanacaklar. Kaybı da yok bu arada bunun hani. Bazı mesela tavuk farmında falan bazı itemler yükseliyor lavun üzerinde şimdi bu yeni güncellemeden sonra ama golemlerin boyu 3 olduğu için tekrar lav yakalayamıyor. Düşen demirler de buraya gelecek. Şimdilik ilk farmımızı yapmış olduk. Bunların devamı gelecek ki bayağı demir lazım oluyor bize biliyorsunuz yapılarda. Özellikle huni falan yaparken, redstone malzemeleri yaparken. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Hüseyin çok teşekkür ederim geldiğin için. Bir ara Onur da geldi. Bir ara Onur da geldi. Onur'u kaybettik sonra. Videoya tanık olamadı. Arada yardım etti bize. Gerçi yardım mı etti? Onu da anlamadık ama iş mi çıkardı? O zaman bu videoluk bizden bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.